Caravaggio'nun şahane bir eserine bakıyoruz. Eserin ismi San Matthew'un Çağrısı. Roma'da San Luigi dei Francesi Kilisesi'nin Contarelli Şapeli'nde bulunuyor. Sen biliyorsunuz Saint kelimesinin kısaltılması. Aziz demek. Yani Aziz Matthew'dan bahsediyoruz. Bu şapelde Caravaggio'nun iki tablosu daha var. Diğer tablolarda San Matthew'u konu alıyorlar. San Matthew, İsa'nın müritlerinden birisi. Bu resimde hangisinin o olduğunu bulmaya çalışalım. Aslında onu bulmak biraz zor. Burada çok figür var. Biraz karmaşık. Ancak resmin konusunu sevdim. İsa içeri giriyor. İsa hangisi bakalım. Sağ tarafta iki figür var. Sağdaki İsa'nın önünde olan St. Peter olmalı. St. Peter iri yarı, kuvvetli, sert görünüşlü, saçları kısa kesilmiş. St. Peter'ın arkasında İsa'yı görüyoruz. Kolunu ileri uzatmış. Yüzünün bir kısmı gölgede kalmış. İsa daha asil, daha genç, daha zarif duruyor. Eliyle birisini işaret ediyor. Elinin hareketindeki zarafet hissediliyor ve sanki bu hareketi onu diğerlerinden ayırıyor. Matthew de şüphe içinde kendini işaret ediyor. Matthew kocaman sakalı olan yaşlı figür, başında siyah şapkası olan, üzerinde koyu renkli bir giysisi var. Hatırladığım kadarıyla anlatayım. Matthew vergi tahsildarı. Meslektaşlarıyla birlikte otururlarken İsa içeri giriyor. Ve Matthew'a sen benimle gel diyor. Resimde tam olarak bu anı görüyoruz. Ruhani uyanışa ilişkin bu ana şahit oluyoruz. Bu barok sanatta çok işlenen bir tema. Dönüşüm, uyanış teması. İsa bu sahnede benimle gel diyor. Matthew da inanamayarak kendisini işaret ediyor. Ben mi? diye soruyor. Beni kastetmiş olamazsın. Ben kendi halinde bir vergi tahsildarıyım. Adamın işi vergi dairesinde çalışmak. Ne var? diye düşünmeyin. İşler göründüğünden biraz daha karışık. Bulundukları ortama bakın. Caravaggio için bu çok önemli. İsa'yı cennette göstermemiş, alışa geldiğimiz gibi yüceltilmiş bir ortamda çizmemiş İsa'yı. İsa bir tavernanın arka odasına benzeyen bu mekanda. Etrafında para saymakta olan genç erkekler var. Hepsi hırsla para sayıyor. Özellikle soldaki figür aç gözlülükle öne doğru eğilmiş gibi. Silahları var. Kılıçlarını görüyoruz. Havalı kıyafetleri var. Neredeyse kılıçlarını çekip kavgaya başlayacaklar gibi. Ancak bir şekilde buradaki parayı yasal olmayan yollardan ele geçirdiklerini hissediyoruz. Düşünün, bir meyhaneye gidiyorsunuz, arkadaki odaya girdiniz. Abartılı, gösterişli kıyafetler giymiş, silahlı genç adamlar para sayıyorlar. Böyle bir ortamda bulunmak ister miydiniz? Gördüğümüz bu ortam, Sen Matthew'un yaşadığı dönüşüm anını daha anlamlı, daha güzel bir hale getiriyor sanki. Bu resim 1599-1600 yıllarında yapılmış. O dönemi bir düşünün. İsa'nın bu sıradan mekanda bulunması ve Sen Matthew'un dönüşümü. Resmi görenler eminim bundan çok etkilenmişlerdir. Çok gerçekçi. Figürler Rönesans dönemi eserlerindeki idealleştirilmiş güzellikten çok uzak. Bu resim insanı düşünmeye sevk ediyor. Aynı zamanda biraz korkutucu ama kesinlikle oldukça heyecan verici. Rönesans döneminde gördüğümüz mesafeli yaklaşım yok. Caravaggio burada ilahi olanı günlük yaşamın içinde yeniden yorumlamış. Şöyle bir hatırlayalım. Bu eser Roma'da bulunuyor. Roma'nın ihtişamını törenlere verdiği önemi aklınıza getirin. Caravaggio ise bundan farklı bir anlatım tarzını tercih ediyor. Değişik, taze bir yaklaşım. Burada Caravaggio'nun ışığı nasıl kullandığına da bakalım. İçeri giren sadece İsa değil, hatırlayın. Hristiyan inanışına göre İsa ruhani bir varlığın insanda vücut bulmuş hali. İsa Saint Matthew işaret ettiğinde gözlerimiz İsa'nın elinin üzerinden bakışına, sonra da Matthew'un eline gidiyor. Gözlerimiz bu verev çizgiyi takip ediyor. Işığın duvarda yarattığı bu çapraz çizginin nereden geldiğini görmüyoruz. Ancak arkalarında açık bıraktıkları bir kapıdan güneş ışığı giriyor olabilir. İsa'nın keskin bakışları San Matthew'un içine işliyor. Bu aslında taverna'daki gerçeklik duygusunu biraz zedeliyor gibi. San Matthew çağrıyı duyduğu, dönüştüğü, değişime uğradığı o anda donup kalmış gibi. Fakat aynı zamanda hala bulunduğu ortamın gerçekliğiyle çevrili durumda. Bu kadar uç noktada değişimin yaşandığı bir anın yansıtılması barok sanatta gözlemlediğimiz bir durum. İlahi olanı günlük hayatın içinden sahnelerde görmemiz de öyle. Sen Teresa'yı konu alan resimlerde ve diğer pek çok barok eserde de bunu görüyoruz. Barok sanat, Rönesans döneminin bu ilahi figürlerini ve eserlerdeki gerçeğe yakınlık duygusunu alıyor ve bunları günlük yaşamın içinden sahnelerde kullanıyor. Daha önce söylediğimiz gibi her an içinde bulunabileceğimiz günlük hayattan oldukça gerçekçi sahneler. Tamamen gerçekçi ve o kadar anlık ki onu biraz yavan ve pis kılıyor. Peter'ın hatta İsa'nın çıplak ayaklarına bakın. Caravaggio oldukça cesur davranmış bence. Pencereye bakalım. İçeri ışık girmesin diye temizlenmemiş sanki. Kurum tutmuş gibi pis görünüyor. Duvarlar da çok pis ve çirkin gözüküyor. Mükemmel bir ortam değil kesinlikle. Bu resimde ilgimi çeken önemli bir şey var. İsa'nın eline dikkatlice bakalım şimdi. Kompozisyonda bu el çok dikkat çekici bir şekilde yerleştirilmiş. Pencereden gelen yatay çizginin hemen alt tarafında bileğin o hafifçe kıvrımına dikkat edin. Bu el Michelangelo'nun daha önce yapmış olduğu el, Adem'in eli. Baktığımız bu resimde de aynı eli görüyoruz. Sanırım İsa'nın ikinci Adem olmasına ilişkin inanışa gönderme yapılmış. Adem insanoğlunun düşüşünü başlatıyor. İsa ise insanoğlunun kurtuluşunu başlatıyor. Burada Matthew'un aydınlanışını, dönüşümünü izliyoruz. Adem'in yaratılışı gibi bir anlamda Matthew'da yeniden yaratılıyor.